Sayın hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlarım, saygıdeğer konuklar. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Genç Kalemler Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Topluluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen Kurtuluştan Kuruluşa 3 Vapur Bir Liman konuluna hepiniz hoş geldiniz. Panelimize başlamadan önce sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz anıları huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüterle sonacak o pek bir milletimin. Yıldızıdır parlayacak o benim, bir o benim milletimdir. Bu şiddet, bu celal sana olmazdı küller. Kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakka tapan milletimiz ikram. Törenin açış konuşmasını yapmak üzere Genç Kalemler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ümit Zafer Bekişi kürsüye davet ediyor. Değerli yönetim görevlilerim, değerli genç arkadaşlarım ve salonda bulunan tüm konuklar, hepinize günaydın, hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Genç Kalemler Derneği olarak bu etkinliğin düzenlenmesinde bizlere yardımcı olan, bizlere destek olan Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeler ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ayten Sezen Anu'ya başta olmak üzere tüm öğretim üyelerime, enstitü öğretim üyelerime teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Enstitümüz daha önce de çok fazla etkinlik yaptık. Bizleri derneğimizin mücadelesinde yalnız bırakmadıkları için her zaman kendilerine teşekkürü borç biliyoruz ve onlara minnet, saygı duyuyoruz. Bu etkinlikteki diğer bir ortağımız olan Hacettepe Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Topluluğu'na başta danışmanı doçent doktor Serdar Odacı hocama ve topluluğa gönül vermiş, emek veren ve bu etkinlikte çaba göstermiş tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Etkinlikte etkinliğimiz için bizleri kırmayan, davetimizi geri çevirmeyen ve bugün bizlere bir bağımsızlık mücadelesinin öyküsünü anlatacak olan değerli öğretmenimiz doçent doktor Evrim Şencan hocamıza da en derin teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek istiyorum derneğimiz adına. Çok uzun konuşmayacağım ama en başta altını çizmek istediğim bir nokta var.
Yerleşkenin girişinde de gördüm, Ankara'nın çeşitli yerlerinde de gördüm. Bazı afişlerde, asılarda Türkiye'nin 100 yılı başlıyor diye afişler var. Eminim siz daha da görmüşsünüzdür. Bu ayı nacizane ben düzeltmek istiyorum. Türkiye'nin 100 yılı değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılı başlıyor. Bağımsızlık mücadelesinin kümlerinden doğmuş bir yıkılmak üzere olan bir imparatorluğun kümlerinden doğmuş saltanat yerine bireyin hak ve özgürlüklerinin kazanıldığı demokrasi ve cumhuriyet için verilen mücadelenin 100. yılı doluyor ve nice 100 yıla gidiyoruz her zaman. Bunu ben önemsiyorum ve sizlerle paylaşmak istedim. Bugün baktığımızda 100 yılın gerçek lideri cephelerde vatanı için gecesini gündüzüne katıp savaş vermiş, bununla yetinmemiş, insan onuruna yaraşacak şekilde yaşama için gerekli olan başta seçme ve seçimler korumak üzere onlarca hakkı kendi milletine kazandırmak için ve bunları teker teker anlatmak için mücadele vermiş. Kendi milleti kandırılmasın diye her türlü dogma ve hurafeye karşı savaş açmış, mücadele vermiş. Bütün bu mücadelesinin temeline bilime oturmuş bir önderin gençliği olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliği olarak onun şöyle bir sözü var, eminim hepiniz biliyorsunuz. Cumhuriyeti bizler kurduk, sizler yaşatacaksınız. Bugün bu salonda olanlar aslında bu sözün muhataplarıydı. Ve ne mutlu ki bugün biz buradayız. Bizim gibi olan milyonlarca insan var dışarıda. Ne mutlu ki Atatürk'ün önderimizin bu sözünü düşürmemek adına kenetlenmiş, kendi çapında, kendi gücünün yettiğince mücadele eden ve zor süreçte dahi mücadelesinden vazgeçmeden milyonlarca insan var. Hepsine ben kendi adıma nazizane ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum, derneğim adına da. Bizlerin gençlerinden 15. yıla girdi. Bizlerin 15 yıllık mücadeledeki inancımız şuydu, bizi tetikleyen şuydu. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü, yorulmamak üzere yola çıkanlar, dinlenmezler, yoluna devam ederler. Bizler de elimizden geldiğince durmadan, dinlenmeden yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Az önce söyledim ama tekrar vurgu yapmak istiyorum. Bu dönemde yapılan her mücadelenin küçük ya da büyük kıymeti ve önemi, değeri çok büyük. Bu herhangi birisine, herhangi bir arkadaşımıza cumhuriyeti anlatmak, o uğurda verilen mücadeleyi anlatmak da çok önemli bir çalışma. Bugün burada bu salonda yaptığımız da çok önemli bir çalışma. İleride iş hayatımızda bu doğrultuda yapacağımız çalışmalar da çok önemli bir çalışma. Hepsi bu cumhuriyeti, bu cumhuriyete kurucu değerlerine layık olarak devam etmesi için çok hayati biz örnek veriyoruz. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum çünkü biz genç kalemler olarak yıllardır sözlerimize böyle bitiriyoruz. En büyük Atatürk, askerin yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize and içeriz. Teşekkür ederim. Genç Kalemler Derneği Başkanı Ümit Zafer Bekşi'ye konuşması için teşekkür ediyoruz. Konuşmacımız Doçent Doktor Evrim Şencan'ı sahneye davet etmeden önce kısa özgeçmişiyle tanıtmak istiyorum. Evrim Şencan 1980 yılında Ankara'da doğdu. 1997 yılında TED Ankara Koleji'nden, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Tarih Anabilim Dalı'ndan yüksek lisans, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden de doktora derecesi aldı. Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında aldı. Evrim Şencan'ın Robert Kolej ve Türk öğrencileri, Siyah Giyen Kadınlar
ve Genç Cumhuriyet Karadeniz Vapuru'nda isimli 3 kitabı bulunmaktadır. Siyah Giyen Kadınlar adlı kitabı, Türkiye'de albümü yapılan ilk övgü kitabı olma üzerine taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine çalışmakta, bu alanda yazılmış akademik makaleleri ve sunduğu bildirileri bulunmaktadır. Çok sayıda televizyon programına katılmış olmanın yanı sıra editörlük de yapmaktadır. Halihazırda Başkent Üniversitesi Atatürk Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Şimdi izninizle Sayın Doçent Doktor Evrim Şencan'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Örmüştür burada.
6 ay bu evde kalıyor İstanbul'da. Yani Samsun'a çıkmadan önce bir altyapı var aslında. O bandırma okuluna bilmeden önce. Ve 6 ay boyunca yine çok güzel bir tabir okumuştum. Bu evin ışıkları hiç sönmüyor. Perdeleri de hiç açılmıyor. Ve 6 ay boyunca bu evde çok özel çalışmalar yapılmaya başlandı. Şimdi tabii bu evde kimler var? Bunları tek tek 6 ay boyunca neler olduğunu belki burada anlatamayız ama bizim Kurtuluş Savaşı'nda cephelerde tanıdığımız herkes bu evde var. Zaman zaman geliyorlar, zaman zaman çıkıyorlar. Bu arada bu eve öyle istediğiniz gibi giremiyorsunuz. Şifreli girmek zorundasınız. Mesela kapıyı vururken benim bir şifremiz olmak durumunda veya kendi isimlerinizin de bazı şifreleriniz olmak durumunda. Ve 6 ay boyunca burada oturup Kurtuluş Savaşı'nın planlarını yapıyorlar. Bir gün, günlerden bir gün Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa'ya şöyle bir şey söylemiş. Bu eve eğer bir gün giderseniz, bugün müzedir çünkü, şu yukarıdaki oda, bu yeni hali, o eski hali, şu odayı göstermek istiyorum. Burada bir masa var, o masanın üzerinde bir harita var, şu an mevcutta duruyor. O işte Atatürk'ün İsmet Paşa'ya söylediği. Diyor ki, İsmet getir şu haritalara bir bakalım. Açıyorlar haritalara, bakıyorlar. Nereler işgal altında, nereler değil. Ve kendilerine bir yol buluyorlar. Yani mucizenin, o mücadele mucizesinin yolunu buluyorlar. Ve o yol aslında Gebze-Kocaeli yolu oluyor. Çünkü o zamanlar daha Samsun planı yok. Daha Samsun görevi yok. Ve Gebze-Kocaeli yolunu bulduktan sonra oradan planlarını yapmaya başlıyorlar. Şimdi haliyle 6 ay boyunca tabii çok çalıştıkları için ve bu 6 ay boyunca içeriye giren çıkan insanlardan 8 tanesi, şu an sizinle paylaştığım 8 kişi, Atatürk'le birlikte Bandırma Vapuru'na binecekler bu 8 kişi. Şimdi bu insanlar neden çok önemli? Hem Şişli'deki evdeler, yani karargâhtalar, hem vapurdalar. İki türlü bizimle birlikteler bu 6 kişi. Üstelik ileride Büyükelçi olacak. Şimdi Cumhuriyet'le bağlantısı kurmamız lazım. İleride Büyükelçi olacak çok önemli bir kişi Bandırma Vapuru'nda. İbrahim Tayyip, Atatürk ona öngören soyadını verecek. Neden? Çünkü öngörüsü o kadar gelişmiş ki, o özellikle Şişli'deki evde ve Bandırma Vapuru'ndaki hikayesinde, o yüzden öngören soyadını verecek. Cevat Abbas'tan herhalde bahsetmeme gerek bile yok. Her zaman, her yerde yanında olan kişi Cevat Abbas. Kazım Dilek, ileride İzmir suikastını engelleyecek kişidir. Eğer şey olabilirse, engelleyebilirse ve zannediyorum ki fotoğrafımı koydum, şu an koymadım, hatırlayamadım. En son vapuru anlatırken İzmir Suikastı ile ilgili de çok özel bir şey söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum sizlerle. Refik Saydam Bandırma Vapuru'nda, Cumhuriyet'in sağlık mimarı. Yani şöyle bağlamamız lazım, Bandırma Vapuru'ndaki insanlar Cumhuriyet'le hep karşımıza çıkan kişilerdir. Kurtuluş'un ve Kuruluş'un ekibi hep birliktedir. Dolayısıyla deniz cephesinden baktığımız zaman o vapur aktarımında onları çok rahat görebiliriz. Behçet Ali Feyzeoğlu soyadını alacak ileriki zamanlarda Sivas Kongresi'nden beri Mustafa Kemal Paşa'nın yanında, vapurda ve dikkatinizi çektiyse 3 tane doktor var, tabii subay bunlar. Çünkü Mustafa Kemal Paşa Bandırma Vapuru'na bindiğinde çok hastadır, çok sağlıklı değildir vapura bindiğinde. Hepimiz pandemi döneminde duyduk, İspanyol gribi geçirdi Mustafa Kemal Paşa, çok ağır 2 kere İspanyol gribi geçirdi, böbrek hastalığı var. Şişli'deki evde ateşle yatıyor. Birazdan o ateşle yatması esnasında yanında olan kişiden de bahsedeceğim size. Refet Bele zaten Kurtuluş Savaşı'nın en önemli kişilerinden biri. Aynı şekilde Bandırma Vapuru'nda ve en önemli kişilerden biri İsmail Hakkı Tosu. Bandırma Vapuru'nun süvarisi Şişli'deki evde Atatürk'te birlikte çiziyorlar rotayı. Dolayısıyla Şişli'den Bandırma'ya bir geçiş söz konusu. Şimdi aslında Gebze-Kocaeli yolundan Kurtuluş Savaşı planlanmıştı. Ancak hepimizin bildiği üzere Atatürk'e bir Samsun görevi geldi. Bu bir paravan görevidir. Bunu özellikle üstüne basarak söylemek istiyorum. Açıkçası şunu söylemek istiyorum. Bahattin'in Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bilgisi doğru bir bilgi değildir. Bu bir paravan görevidir. Dolayısıyla bu paravan görevi kabul etmiştir. Neden? Anadolu'ya geçebilmek için kabul etmiş. Ve daha sonra hepimizin bildiği gibi bu padişah verdi bu görevi zaten yerine geçiriyor. Şimdi ona görev verildiğinde 16 Mayıs'ta yola çıkacak. Aslında bir limandan binecek. Bu liman, bugün anlatacağım son vapurunda kalkacağı liman. Yani Atatürk Bandırma Vapuru'na bindiğinde bundan belki seneler sonra bir başka vapuru buradan kaldıracağını bilmiyor. O kadar birbirine bağlantılı durumlar var burada. Atatürk'e görev gelecek. O son gece annesi yanında, kız kardeşi yanında. Bu böyle çok güzel bir andır. Hayal etmesi güzel bir andır. Hemen kız kardeşini çağırır Makbule Hanım'ı ve şöyle söyler. Makbuş der. Bize bir yer sofrası hazırla. Selanik'teki gibi olsun. Bugün son kez birlikte evinizi yiyelim. Çünkü gideceğim ve belki dönemeyeceğim. Bunu hiç bilmiyoruz ne olacağını. O gün Atatürk son yemeğini yer. Sabah kapı çalınır. O Şişli'deki evin kapısı çalınır ve ona bir haber gelir. Derler ki, yeterli haber getiren kişi. Paşam muhtemelen bir suikast düzenlenecek. Bandırma vapuru batırılabilir. Veyahut başka haberler gelebilir. Bunlar olabilir. Ne yapacağız?
Mustafa Kemal Paşa düşünmüş ve içinden şöyle söylemiş. Ne yapabilirler? Beni tutuklayabilirler. Sürgüne gönderebilirler, öldürebilirler, birçok şey yapabilirler. Ama ben bu riski almazsam eğer bu kurtuluş mucizesine hiçbir zaman başlayamayacağım. İşte o bir arabasına biniyor, Galata Limanı'na geliyor, orada bir tekne var, onu Bandırma Vapuru'na biniyor ve Bandırma Vapuru yolculuğuna başlıyor. Bandırma Vapuru'nun köyüne olmadığına dair en temel bilgiyi vapurun süvarisi torunundan aldık biz. Pusulasının bozuk olmadığını da, hatta şöyle bir şey söyledi torunu, ben çok üzülmüştüm ona o şekilde dinlerken. Bu arada ben kaptanlarla hep tanışıyorum, onlardan da arada bahsedeceğim, özellikle kaptanlar ve torunları. şöyle söylemişti, Mustafa Kemal Paşa'nın pusulası bozuk bir vapura bineceğine nasıl inanıyor insanlar? Veyahut benim dedem İsmail Hakkı Durusu'nun tecrübesiz bir kaptan olduğuna nasıl inanıyorlar? Böyle bir şey mümkün değil. Benim dedem Karadeniz'in bütün dalgalarıyla baş etmeyi çok iyi bilen bir kaptandı. Ve işte 3 günlük yolculuk, 16 Mayıs'ta 19 Mayıs'ta geçen yolculuk böyle başlıyor. Çoğu kişiyi deniz tutmuş. Burada vapurda olan kişilerin daha sonra çocukları ve torunların anılarını dinledik biz. Mustafa Kemal Paşa neredeyse hiç uyumamış 3 gün boyunca. Kaptan Köşk ile çıkmış, geri gelmiş. Dolayısıyla 3 gün sonra hepimizin bildiği gibi Samsun'a varır ve bizim güneşimizin doğduğu gün 19 Mayıs o gün olur. Şimdi bütün bunlar olurken aslında milli mücadelenin bir de sessiz ekibi var. Bu ekip sessiz ekip olarak adlandırıyorum ben bunları. Çünkü bu ekip çok önde olmayan ekip. Ekiplerin en önemlisi, en kalabalığı Min Min grubu. Yani Min eski alfabedeki M harfine denk geliyor. Dolayısıyla milli mücadelenin kısaltılmışı Min Min grubu. Ve Min Min grubunun başında toplam Cambaz Mehmet var. Öyle bir cambazlık yapıyormuş ki Mustafa Kemal Paşa ona şöyle söylüyormuş. Hadi Mehmet göreyim seni, yap cambazlığını. İsmi Cambaz Mehmet olarak kalacak. Cambaz Mehmet Şişli'deki eve girebilmek için demir şifresini kullanır. Şifre giriyor içeriye çünkü bir takma adı var. Karabol Cemiyeti sessiz ekiplerden biri. Benim özellikle bugün genç arkadaşlarımızla paylaşmak istediğim, benim biyografisini çalıştığım ve hayran olduğum bir kadın, Meryem Celalettin, Atatürk'ün kadın istihbaratçısıdır. Ve Şişli'deki evden İtalyan işgal kuvvetlerinin karargahlarına gidip istihbarat toplar ve kendisi Abdülhamit'in kız kardeşinin torunudur. Ve buna rağmen saraydan çıkıp gelip milli mücadele için savaşmış, milli mücadelede Atatürk'ün yanına olmuştur. Halifelik kaldırıldığında, Osmanlı Hanedanı yurt dışına çıkarıldığında Mehmet Celalettin bu kanundan muaf tutulacak. Milli mücadelede birlikte çalıştığımız için. Hikayesi çok uzun, sırf ona başlasam 45 dakika sürer. Ama bu kadını özellikle tanıştırmak istedim sizlerle. Ve tabii ki Yahya Kaptan Kutlu'da Atatürk kendisinden çok söz eder. O da artık deniz ekibinde ve sessiz ekip Kurtuluş Savaşı'na, bizim bildiğimiz cephe ekibiyle birlikte sessiz ekip Kurtuluş Savaşı'na başlar. Doğu'da başarılar kazanılır. Batı'da birinci inanı kazanılır. Doğu'da yürürlük imzalanır. İşte tam bu esnada da bizim işe ihtiyacımız olur. Sovyetlerden yardım alınacak ve alınacak yardımların ikmal edilmesi lazım. İşte orada mücadele mucizesini, vapuru devrediler. Ben Alemdar Vapuru'nu özellikle ayrıntıyla paylaşmak istiyorum. Çünkü işin ayrıntısını bilmeyen özellikle genç arkadaşlarımızın etkileneceğini düşünüyorum. Çünkü Alemdar Vapuru'nun bugün internette göreceğiniz bilgilerin yarısı yanlış Alemdar Vapuru ile ilgili. Onu özellikle söylemek istiyorum. Bütün pandemi dönemi Alemdar Vapuru'na ayırdım. O da tek bacalı gördüğünüz gibi ve bu vapur Seyri Sefa'ya ait, yani İstanbul Hükümeti'ne ait. Ama Ankara Hükümeti'nin denizden ikmal yapmaya ihtiyacı var. Ve vapuru yok elinde. Hiçbir şey yok. Gemisi yok ve vapuru yok. Ne yapacak? Şimdi bu Alemdar Vapuru da bu 1921 yılında 8 kişiyle yola çıkacak. Ankara Hükümeti'nden, daha doğrusu Ankara ekibinden, hükümetten değil ekipten 8 kişi vapuru kaçırma kararı alıyor. Şimdi İstanbul Hükümeti'nden vapur kaçırmak çok zor bir şey. Ve ne yapacaklar? Bir plan yapacaklar. Gece diyorlar, biz şeye gidelim, bu ki Haliç'te demirli bu vapur, Haliç'e gidelim, bir plan yapalım. Ama öyle bir plan yapalım ki güvertede sigara bile içmeyelim. Çünkü sigaranın alevi görülür ve bizi anlarlar. Gece biz bu vapuru kaçıralım. Peki nasıl kaçıracağız? Hani çalıştırınca bile sesi duyulur. Bu vapurun bir özelliği var. Bu vapur sürekli istim tutar. İstim tutmak şu demek, sürekli hazır demek. Yani her an yola çıkabilir demek. Dolayısıyla istim tuttuğu için hemen yola çıkabilirler. Ve 8 kişi, özellikle isimlerini paylaştım, bunların mektepli bir asker subay olmadığını görün istedim. Bunlar Kuvayi Milliye'den 8 kişi gözlerini karartırlar ve bu vapuru kaçırırlar Haliç'ten. Plan şu, Haliç'ten çıkacak, İstanbul'dan Boğazlar'dan geçecek, Karadeniz'e gelecek. Duruma göre belki Trabzon'a belki Sinop'a gidecek. Duruma göre bakacak yani henüz bilmiyorum ne yapacağını.
Bu gördüğünüz kişi süvari, o da Osman Bey, süvari. Ve o vapuru kaçıracaklar. Şimdi belki sonda söyleyeceğimi başta söylersem biraz daha etkili olur diye bunu buraya koydum. Recep Kahya bu vapurda şehit olacak. Bizim Kurtuluş Savaşı'nın tek deniz şehididir. Ve Alemdar Vapuru olayı Kurtuluş Savaşı'nın tek deniz muharebesidir. Biz hep karadan biliyoruz Kurtuluş Savaşı'nı ama bunun bir de deniz muharebesi var. O yüzden Alemdar Vapuru bizim tarihimizde çok önemli. Parantez içinde bir şey söyleyeceğim. En büyük isteklerimden biri ders kitaplarına bir an evvel girmesi. Ve ders kitaplarında öğrencilerin deniz cephesini de görmesi, bir an evvel durum olmasını çok istiyorum. Şimdi plan şu. Kaçırdılar vapuru. Yola çıktılar, gece yola çıktılar. Fakat çok enteresan bir şey var. Daha doğrusu korkacakları bir şey var. Karadeniz'de Fransız gemileri var. Çünkü kömür olduğu için çoktan ta Kırım Harbi'nde gelmiş Fransızlar oraya. Fransızlardan kaçmaları lazım. Ne yapacaklar? Gizli gizli tıkır tıkır gidiyorlar Alemdar Vapuru'yla. Ancak Trabzon'a veya Sinop'a gitmeyecekler. Karadeniz'e Ereğli'ye gidecekler. Ve Karadeniz Ereğli'ye gelmelerinin birkaç sebebi var. Birincisi Karadeniz Ereğli'nin böyle bir şeyde olması, koyun içinde olması. İkincisi orada arkadaşlarının olması. Üçüncüsü oradan kömür ikmali yapması ve mürettebat ikmali yapması. Sonra yollarına devam edecekler. Gazete kıpırını özellikle paylaştım çünkü basında bile maalesef haberler yanlış. O yüzden özellikle gazete kıpırını paylaşmak isterim sizinle. Bir kere tarih yanlış, muhiplerin ismi yanlış, hemen hemen her şey yanlış. O yüzden Alemdar Vapuru'nun bu anlamda ayrıntısını paylaşmak istiyorum. Ereğli'ye varıyorlar sabah, hiçbir Fransızlara yakalanmadan. Hakikaten kömür ikmali yapıyorlar. İnsan ikmali de yapıyorlar. Ve totalde tam 21 kişi Alemdar Vapuru'na biniyor. Sadece şuraya ilginizi çekmek için bu kadar yazı yazdım. Bunların tamamı Ereğli'de. Yani bunlar vatandaşlar aslında. Öyle çok savaşmayı bilen mektepli subaylar değiller. Kuvayi Milliye'den insanlar ve biniyorlar burada. İkinci kaptanımız, Tarkan Tevetoğlu'nun dedesidir bu arada. Ali Rus'un Tevetoğlu, ikinci kaptanımız. Daha sonra süvari değişiyor, onu zaten göreceksiniz. Sonra İsmail Hakkı Kaptan gelecek Osman Bey'den sonra. Ve mürettebat şunu yapmak istiyor. Alemdar Vapuru'na, Sovyetlerden gelen yardımı Alemdar Vapuru'yla dağıtmak istiyor. Yola çıkacak bir sabah. Her şeyini yaptı. Yola çıkacak. Karadeniz Ereğli şöyle bir koydur. Orada bir burun var, Baba Burnu. Tam Baba Burnu'nun döndüğünde projektörler üstüne patlıyor Alemdar Vapuru. Fransızlar Alemdar'ı görmüşler. Şimdi bundan sonraki hikaye çok enteresan. Çünkü Fransız ekibinde Türk ekibinin konuşması için dil bilmeleri lazım. Türk ekibinde bir Ermeni var, o Fransızca biliyor. Onunla birlikte konuşuyorlar. Dolayısıyla karşılıklı bir konuşma başlıyor. O gün C-80 grubu Alemdar'ı tutukluyor. Vapuru tutukluyor. Ve vapuru tutuklarken şöyle bir şey söylüyor. Biz Fransızlar burada güvenlikten sorumluyuz Karadeniz'den. Ve duyduk ki siz bu vapuru kaçırmışsınız. Dolayısıyla bizce siz hırsızsınız ve korsansınız. Dolayısıyla korsanları yakalamak bizim işimizdir. Biz de sizi tutukluyoruz. Peki ne yapacağız o zaman? Sizi alacağız ve seyri seferde İstanbul'a iade edeceğiz. Tabii böyle bir şeyin olması çok mümkün değil. Karşı taraf, Türk tarafı da buna karşı duracağı için o gün iki Alemdar ve C-80 karşı karşıya geliyor. C-80'den 6 kişi Alemdar'a biniyor. Bütün Türk mürettebatı tutukluyor ve ellerini bağlıyor. Kendilerinden bir kişi de Alemdar'ın kaptan köşküne çıkıyor. Dümeni döndürüyor ve İstanbul'a doğru yolluyorlar. Şöyle hayal edelim, hatta ben Ereğli'nin sanırım fotoğrafını koydum. Şurası Babur numarası, bu arada Alemdar, C-80. Resmi çizen kişi Alemdar'ın son kaptanı bu arada, onu da söyleyeyim. Son kaptan kendi yaptı bu resmi. Çok özel biridir, 98 yaşında ve hala hayatta. Çok kendisiyle tanışmamızı çok isterdim. Biniyor Fransızlar. Kaptan köşküne çıktılar ve gidiyorlar. Şimdi Türk ekibinin elleri bağlı, bunu hayal etmemiz lazım. Elleri bağlı, onları bir yere koyuyorlar. Şimdi ellerinden kurtulmaları lazım Fransızların. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye düşünüyorlar. Diyorlar ki kendi içlerinde, biz bir düzmece kavga çıkaralım. Eğer kavga çıkarırsak bizim Alemdar'ı bilen Fransızları yanımıza toplarız, üstlerine atlarız, derdest ederiz, böyle bir şey yaparız. Şimdi yapıyorlar da bu, hakikaten çıkıyor bu düzmece kavga. Fakat Fransızlar hakikaten bir kavgaya bakıp şöyle bir şey söylüyorlar. Bunu özür dileyerek söyleyeceğim. Yine bir Fransız belgesinde okudum ama. Bu Türkler çok tuhaf insanlar diyor. Tutuklanmışlar ve tutuklanmış olmalarına rağmen bir de burada kavga ediyorlar, birbirlerine vuruyorlar. Boş verin, ne halleri varsa görsünler, biz gidelim diyorlar. Plan suya düşüyor. Peki ne yapacağız? Ama çok güzel bir şey var. Türk ekibinde iki kişi var. Ali ve Adil Beyler. Bu Ali ve Adil Beyler Fransızca biliyor ve Fransızca bildiklerini belli etmiyorlar. Neden? Fransızların konuşmalarını anlamaları için. Peki başka bir şey yapmamız lazım. Bu arada Alemdar gidiyor. C-80 arkasında İstanbul'a doğru gidiyorlar. Yaklaşacağız İstanbul'a. Tutuklayacaklar tamamen. Ne yapacağız?
O zaman Türk ekibi şöyle bir şeye karar veriyor. Madem biz Karadeniz'deyiz, o zaman bu kişilere ilgilerini çekmek için şöyle bir şey yapalım. Ayağa kalkalım ve horon tepelim. Ayağa kalkıp horon tepmeye başlıyorlar. Ve Fransızlar o ayak vurma seslerine, çok gürültü oluyor çünkü horon tepince, ayak vurma seslerine Fransızlar gelip ne yapıyorsunuz diye soruyorlar. Onlar da el işaretleriyle bunun özel bir dans olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Ama diyorlar ki, horonda eller önde olur. Siz bizim ellerimizi bağladınız, ellerimizi açın da gösterelim bu dans nasıl yapılır. Ve o gün eller açılıyor. Eller açıldığı anda Türk ekibi, Fransa ekibi üstüne çullanıyor ve Fransızlar tutuyorlar. Alemdar Bokur olayı gerçekten çok enteresan bir olay. Ve o gün tabii ki hemen tekrar Türk kaptan köşküne çıkıyor. Alemdar'ın dümenini döndürüyor. Tekrar Ereğli'ye ama Alemdar'ın dümeni dönüp Ereğli'ye dönünce arkadaki C80 bunu fark ediyor. Hal böyle olunca C80 Alemdar'a yaklaşıyor ve Alemdar'a bir top atıyor. Alemdar bir arama kurtarma gemisi. Toplu tüfeği veya silahı yok. Dolayısıyla karşılık verebilecek bir durum yok. Ve o gün Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve tek deniz muharebesi başlıyor. Alemdar ve C80 arasında ciddi bir muharebe var. Alemdar bacasından yaralanıyor. Bu arada Alemdar Bakur Hurda'ya ayrılana kadar o bacayı hiç tamir etmediler. Kurtuluş Savaşı'ndan ana olarak kalsın diye. Bacasından yaralanıyor. Hemen Ereğli'de bir hastane var. Bugün o hastane yıkıldı, gördüm, biliyorum. Hastane de hemen zarar görüyor, onu göreceksiniz. Ve yaklaşık 2,5-3 saat boyunca bu muharebe devam ediyor. Türk ekibinin bunlara karşı durması mümkün değil. Ancak beylik silahları var cebinde. Çünkü herhangi bir top tüfek olmadığı için hal böyle olunca Ereğli halkı bunu görüyor. Ve şurada çizdiği, o yüzden aslında kaptanı çiziyor. Sandallara binerek açık denize gidip kendi silahlarıyla Türk ekibine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ve kendi silahlarıyla C80'i vuruyorlar. C80 geri çekiliyor. Ama C80 geri çekilirken Alemdar'ın içindeki 6 Fransız artık esir alınmış durumda. Hal böyle olunca esir var tabii ki. O gün Recep Kahya şehit oluyor tam kaptan köşkünde. Ve az önce söylediğim gibi Kurtuluş Savaşı'nın tek deniz şehidi olarak tarihe geçiyor. 3-4'de gazimiz var. Ve çok büyük bir, aslında gerçekten denizin ortasında çok büyük bir muharebe gerçekleşiyor. Ve bundan sonra esirler Türklerin elinde kalıyor. Fransızlar tabii C80 geri çekilirken boş boş geri çekilmiyor. Tabii ki yardım istemeye gidiyor aslında. Yani tabii ki öyle oluyor. Ve geriye çekildiği zaman Türk ekibine şöyle bir haber gönderiyor. Esirlerimizi geri verin. Eğer esirlerimizi geri vermezseniz 3 büyük zırhlı, ben bu zırhların fotoğraflarını kitabımda kullandım. 3 büyük zırhlıyı Ereğli'ye götürürüz. Ereğli'yi haritadan sileriz. Ben bu cümleyi söyledim. Ereğli'de gazeteye manşet yapmışlar. Ereğli'yi haritadan sileriz diye. Ereğli'yi haritadan sileriz. Hatta ve hatta sivillerden toplarız. Kendisinin içinizden, ailelerinizden esirleri alırız. Aksi takdirde bu başka bir yolu yok. Esirlerimizi bırakın. Uzun uzun diye anlatmayacağım çünkü yaklaşık 50-60 belge okudum bununla ilgili. Bu iki belgeyi özellikle paylaşmak istedim. Tabii normalde bu belgeler Fransızca ve Osmanlıca. Herkes böyle bir simge bir müsaadeyle çevirmiş haline gördüm. Sadrazam Tevfik Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya çektiği iki telgraftır. Başka bir türlü söyleyeyim. İstanbul hükümeti artık bütün kurtuluşu Ankara hükümetinde olduğunu ta Alemdar Vapur olayında görmüştür. Ta o zaman. Ve ta o zamandan diyor ki Mustafa Kemal Paşa'ya bu işi bir sonlandıralım. Artık bu işi bir durdur. Çünkü iş çok büyüyecek. Biz Fransız esirleri esir olarak alıyoruz ve misafir ediyoruz evinde. Ve karşılıklı olarak görüşmeler başlıyor. Fakat bu işi açıkçası hükümetler durduracak. Yani Fransız hükümetiyle Ankara hükümeti işin içine girecek. Ve bütün sonlandırmayı onlar yapması gerekiyor. Ve o gün Ankara hükümeti bazı şartlar veriyor karşı tarafa. Diyor ki, eğer Alemdar'a dokunmazsanız, Türk bandıralı, özellikle bakın Osmanlı bandıralı değil, Türk bandıralı bütün vapurlara dokunmazsanız ve Karadeniz'den işgali geri çekerseniz esirlerimizi geri veririz. Ben bu cümleyi başka bir türlü söylemek istiyorum. Aslında bizim kurucu anlaşmalarımızdan biri olan Ankara Anlaşması'ndan çok önce Türkler ve Fransızlar, yani Ankara hükümeti ve Fransız hükümeti çok önce zaten masaya oturmuştur. Ve Ankara Anlaşması'na giderken aslında buradaki sağduyulu çözümle Ankara Anlaşması'na gidilmiştir. Bu sebeple söyledim, mutlaka ders kitaplarına girmesi gerek. Tek bir deniz muharebesi olarak. Çok da ayak diretiyorlar. Ama çok hayranlıkla bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Okudum ve 56 Fransız belgesi okudum çünkü. Hayranlıkla bir şey söylemek isterim. Bu kadar zor durumda olmamıza rağmen Kurtuluş Savaşı içinde Atatürk duruşunu hiç bozmamış. Ve demiş ki, biz şu an savaş halindeyiz, esir esirdir. Savaş halindeyiz biz.
Dolayısıyla ya dediklerimizi yapacaksınız ya da biz esirlerimizi vermeyeceğiz. Hal böyle olunca görüşmeler yapılıyor ve o gün 15 Şubat'ta Ankara hükümeti ve Fransa hükümeti arasında bir sözlü anlaşma imzalanıyor. Esirler iade ediliyor. Onlar Alevlere dokunmamak kararı alıyorlar. Ama bir de şartları var. Onu Türk hükümeti, Ankara hükümeti kabul ediyor. Alevlere dokunmayacağız ama İstanbul'a da vermeyeceğiz. Siz onu Ereğli'ye devirleyin, orada kalsın. Siz de kullanmayacaksınız. Biz de diyoruz ki tamam, bu işi sağlıklı bir şekilde eğer çözmek istiyorsak tamam, biz Alevlere burada devirleyeceğiz, esirlerimizi iade edeceğiz. Bir başka türlü söyleyeyim. Aslında Ankara hükümeti ve Fransız hükümeti Ankara Anlaşması'ndan çok önce Alevler Anlaşması'nı imzalamış. Dolayısıyla bu belgelerin aslında ortaya çıkması bile çok zordu. Benim üzüldüğüm bir şey var, bir paylaşmak isterim. Bu belgelerin tamamı Fransız arşivinde. Bizde yok. Tamamı Fransız arşivinde. Ve bir taraftan şuna da çok üzüldüm. Fransızca bilmeseydim bu okuduğum hiçbir şey anlamayacaktım. Bütün gazetelerde, bütün internet haberlerinde şöyle bir şey yazıyor. Alemdar'ın savaştığı geminin isminin C-27 olduğu yazıyor. Bu C-80, C-27'yi kimlerden bulduğu hiçbir fikrim yok ama C-80. Muharebenin Şubat ayında olduğu yazıyor. Hayır, muharebe 27 Ocak 1921 tarihinde oluyor. Mesela Kurtuluş Savaşı'nda bir şehit olmadığı bazı yerlerde yazıyor. Var, Recep Kanya şehit olmuştur ve bunun Karadeniz Alevi'de bir anıtı var. Bugün bir anıtı var. Torunları var. Kendileriyle oturduk, konuştuk. Dolayısıyla bu anlamda mucizenin, mücadele mucizesinin vapuru bu anlamda çok önemli. Hal böyle olunca aslında Ankara Anlaşması'na giden yol Alevler olayıyla diyelim ki açılmış oluyor. Ankara Anlaşması imzalayınca Alevler'in de çözülecek, zincirleri çözülecek ve Alevler artık özgür olacak. Kurtuluş Savaşı bitince tabii artık başarılar, Batı cephesindeki başarılar, sınır anlaşmaları vesaire derken bugün 99. doğum gününü kutladığımız Cumhuriyet ilan ediliyor. Ve Cumhuriyet ilan edilince, az önce söylediğim o sıkıştırılmış Rönesans, Kemalist devrim dediğimiz devrimler hızla yapılmaya başlanıyor. Ve devrimler yapılırken kuruluş mucizesinin vapuru Karadeniz bizim karşımıza çıkıyor. Ben kendisine beyaz kuru diyorum çünkü tam bir beyaz kuru gibidir Karadeniz vapuru. O da tek bacalı, o da siyah, tekrar söylüyorum, birazdan niye beyaz olduğunu söyleyeceğim. Ve bizim hayatımıza girdiğinde yıl 1926, bu şu demek, devrimler bitmemiş. Devrimler ortasındayız. Ama halifelik kaldırılmış, devrim tevrisat yapılmış, şapka tanıtılmış. Ama mesela birçok sorun çözülmemiş. Boğazlar sorunu çözülmemiş, Musul sorunu çözülmemiş. Aradayız, yani tam ara noktasındayız. Ve Karadeniz Vapuru'na Atatürk o esnada ta güneyden beri yanında olan Ali Celan Bey'i yanına çağırıyor ve diyor ki Türkiye'yi, dünyayı tanıtacak bir proje hazırlayın. Ali Celan Bey diyor ki fuar yapalım. Atatürk diyor ki herkesin yaptığı şeyi yapamazsınız. Başka bir şey yapın. Oturuyorlar ve düşünüyorlar. Meclis, işte ticaret odası vesaire hepsi bir araya geliyorlar. Ve Karadeniz Vapuru'nu, esas ismi Willis olan Hollanda yapımı Karadeniz Vapuru'nu satın alıyorlar. Ve Haliç'e demirliyorlar. Alemdar da Haliç'ten yola çıkmıştı. Ve Haliç'e demirliyorlar. Ve 3 ay boyunca Karadeniz Vapuru burada önce beyaza boyanıyor. Şimdi neden beyaza boyanıyor? Çünkü Karadeniz Vapuru bir ülkenin karanlıktan aydınlığa geçişinin sembolüdür. Ve Karadeniz Vapuru'nun olayı şudur. Karadeniz Vapuru bütün dünyaya, başta Avrupa olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıtacaktır. Atatürk iki tane mimar görevlendiriyor, Türk mimar olsun der, Asım ve Naci Beyler. Asım ve Naci Beyler içeriği hemen bir seyyar sergi üzerine getirir. Bir de logo hazırlanırlar. Logonun ismi Hermes. Ben kitabımda Hermes'i yazdım. Sonra da şuna üzüldüm, keşke neden Hermes olduğunu da yazsaydım diye. Onu da bir başka kitap bölümünde yazdım, sanırım bir aya kadar çıkacak. Dedim ki eğer Atatürk Hermes'i kullanıyorsa bunun bir sebebi vardır. Çünkü biz Hermes'i mitolojik bir tanrı Hermes ve ticaret tanrısı olarak biliriz. Ama hikayesi başkaymış. Meğerse Hermes doğduğunda bir kundağa sarılmış, sıkı sıkıya bir kundağa sarılmış ve Hermes o kundağı açmış Türkiye Cumhuriyeti gibi. Özgürlüğüne kavuşmuş Türkiye Cumhuriyeti gibi. Aynı Hermes, bir tanrıça öyle düşün, tanrı öyle düşünün mitolojik bir hikaye olarak yola çıkıyor. Ve hayatını devam ettirmesi lazım, dolayısıyla yemek yemesi lazım. İnekler buluyor, onları satıyor, ticaret yapıyor. Birazdan vapur sayesinde ticari anlaşmalar imzalayacağız biz. Öyle bir bağlantı var. Bir kaplumbağa buluyor, kaplumbağanın kabuğuna ipler ve müzik aleti yapıyor. Birazdan Karadeniz Vapuru'na bir orkestra gelecek, yani bir müzik alanı gelecek. Ve Atatürk'ün Hermes'i kullanmasının temel bir sebebi var aslında. Ve Hermes bütün menülere, yemek menülerine dahil işlenmeye başlıyor. En cümle bütün vapurun içi, Türklere ait ne varsa, çini bölümü, resim bölümü ve tütün bölümüyle taçlandırıyor. Tütünü özellikle göstermek isterim.
Henüz harf devrimi olmamıştır Türkiye'de o dönemlerde ama Latin alfabesiyle yazılır. Çünkü Türk tütününün tanıtılması gerekiyor. Ve Türkiye'de, ülkede nerelerde yetiştiriliyor tek tek anlatılmaya başlanıyor Karadeniz okulunda. Pamuk ve hububat ve tiftik keçisi. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Atatürk bir gerçek bir tiftik keçisini vapurun içine koyuyor. Fakat keçiyi zapt etmek mümkün değil. Keçi sürekli zıplıyor ve zıpladığı için bütün standları yıkıyor. Dolayısıyla Atatürk diyor ki bu keçiyi buradan çıkarım, olmaz böyle. E ne yapacağız? O zaman doldurulmuş bir keçi koyun. Bu fotoğraf Londra'da çekilmiş. Londra'daki insanlar tiftik keçisine korkunç rağbet göstermişler. Zaten hemen standını göreceksiniz. Pamuk nemlenmemesi lazım. Ama biz denizin üstündeyiz, ne yapacağız? Hemen pamuk için özel böyle izolasyonlar yapılıyor. Onun nemlenmeden doldurulma devam etmesi için. Tabii eğer Türkiye tanıtılacaksa lokumsuz olmaz. Dolayısıyla Türk lokumları için özel bir bölüm ayrılıyor. Ali Boyun Hacı Bekir, bugün dükkanları hala açıktır. Bugün hala dükkanları açık. Daha sonra başka sergilerde de Türkiye'yi şey yapacak, Türkiye'yi lokumlarını tanıtacak. Bir minik bir şey söylemek istiyorum, sizi çok yormak istemiyorum ama Barcelona limanında bir kişi, bir yabancı Ali Muhittin'in lokumlarına bayılıyor. Onu almak istiyor, satın alıyor, parasını ödüyor ve satın alıyor. Ama çıkarken gümrük vergisi ödemesi lazım. Bir bakıyor ki satış fiyatından daha yüksek gümrük vergisi. E ne yapacağım? Güverteye oturup bir kutu lokumu yiyor. Tabii hastalanmıyor, tahmin edersiniz. Böyle acayip hikayeler var lokumun içinde. Ama Ali Muhittin'in şeyi çok güzel, standı çok güzel. Tabii yanında Türk döneri olmadan olmaz. Bir büfe var, Türk döneri var. Ama burada bir hadise var. Maalesef, maalesef demeyeceğim, aslında maalesef dememem lazım. Başka bir şey söylemem lazım Atatürk'ün ağzından. Büfenin işletmesini bir Rum alıyor. Bay Biço diye bir Rum alıyor. İnsanlar kızıyorlar, hani Türkiye'yi tanıtacaktı, neden bir gayrimüslime alıyorsunuz, buraya koyuyorsunuz diye. Atatürk orada şöyle bir işaret ediyor. Biz Lozan'ı imzalarken Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran herkese Türk vatandaşı olarak kabul ettik. Dolayısıyla eğer biz bir eşitliği ve Türkiye Cumhuriyeti'ni göstereceksek bunu yapmak zorundayız deyip Bay Biço'yu alıyorlar. Vapurda telefon etmek isterseniz Beyoğlu 980 hattını çeviriyorsunuz. Hemen bir telefon hattı boşalmış. İstediğiniz her yere telefonda konuşabiliyorsunuz vapurda. Ama tabii vapurun en önemli kısmı şu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığını göstermek. İşte bu yüzden İş Bankası'nın 2 numaralı şubesi Karadeniz Vapuru'na kuruluyor. İş Bankası biliyorsunuz bizim ekonomik bağımsızlığımızın simgesi. Ve İş Bankası ile ilgili yapılmış tarihi kitaplarda bile Karadeniz Vapuru Şubesi'nin olmadığını gördüm. Hatta bunu uyardım, şimdi güncelliyorlar Karadeniz Vapuru Şubesi'yle. Ben bu İş Bankası gişelerini ilk okuduğumda şöyle bir şey zannetmiştim. Herhalde böyle bir gişe var, öyle bir hayal etmiştim. Birileri geliyor gidiyor, ne bileyim hani bir şeyler satılıyor, paralar alınıyor, paralar veriyor gibi düşünmüştüm. Ama fotoğrafı görünce inanamadım, 5 gişe var gördüğünüz gibi. Fotoğraflar var ve muhteşem bir İş Bankası gişesi yapılıyor. Peki ne olacak başka? İstiklal Marşı nasıl tanıtacağız İstiklal Marşı'nı? Nasıl tanıtacağız Türk musikisini? Hemen Riyaseti Cumhur Orkestrası Osman Zeki İngör'le, yani İstiklal Marşı'nın bestecisiyle hemen vapurda yerini alıyor. 47 kişilik orkestra. Gittiği her limanda İstiklal Marşı'nı çalar. Karşı tarafın marşını da öğrenir ki dostluk ilişkileri kurulabilsin, karşılıklı ilişkiler kurulabilsin diye. Bazı yerlerde gerçekten çok büyük, çok geniş konserler veriyor. Vapuru kim kullanacak şimdi? Atatürk diyor ki bir Türk kaptan kullansın. Hani Gül Cemal vapurunun süvarisi, Atlantik'te Türk bayrağını ilk dalgalandıran kişi. O gelsin kullansın. Bugün ben eğer burada Karadeniz vapurunu anlatabiliyorsam ve bununla ilgili bir kitap yazabiliyorsam onun en büyük sebebi Süreyya Gürsü. Çünkü Süreyya Gürsü tek tek gün gün günlük tutmuş vapurda. Dolayısıyla onun aslında anılarını okuduktan sonra biz Karadeniz Vapuru'yla her şeyi okumuş ve görmüş oluyoruz. Tabii 285 katılımcısı var. Tek tek onlardan bahsetmek mümkün değil. Ama Celal Bayar'ın oğlunun orada olduğunu söylemek isterim. Celal Bayar'ın oğlu Ozya eşiyle vapurun içinde tanışıyorlar. Müthiş bir aşk hikayesi var vapurun içinde. Onu orada tanışıyorlar. Celal Esad Arslan'ın kızı gazeteci olarak, ilk Türk kadın gazetecilerden biri olarak vapurun içinde. Ve Melek Betran'ın Robert Kolej öğrencisidir. Tercüman olması için alınmıştır ki Robert Kolej de o dönemde kadın ve Türk öğrenci bulmak çok zordur. Doktora tezini çok iyi biliyorum. Çok zordur. Buna rağmen gelmiştir. Ve tabii 285 katılımcı karşımızda. Şimdi özellikle Bal Mahmut. Mahmut Baler ismi ağzından bal damlarmış anlatırken, hikaye anlatırken. O yüzden Bal Mahmut ismini takmışlar. Hepsini tek tek belki anlatmayacağım ama Mevlure Hanım vapuru da çok önemli çünkü henüz bu vapur yola çıktığında kadınların siyasi hakları yok.
ve Mebrure Hanım ileride Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden biri olacak. Yani vapurda olma sebebi belli bile zaten. İlk defa bir milletvekili, kadın milletvekili olarak geliyor. Atay Efendi, tanımayanlar varsa ben Atay Efendi'yi özellikle söylemek isterim. Atay Efendi bir şeyhtir, Özbekler tekkesi şeyhtir. Ve Kurtuluş Savaşı'nın tekkesine İstanbul'dan Ankara'ya geçmek isteyen ve gizlenmek isteyen kişiler için tekkesini açmıştır. Halit Edip gibi, Adnan Atabar gibi. Aynı Kurtuluş Savaşı'nın tekkesini açan Atay Efendi, şimdi Karadeniz Vapuru'na öyle karşımıza çıkacak. Ve böyle 285 katılımcısıyla 1926 yılında Karadeniz Vapuru 12 Haziran'da yola çıkacak. Karadeniz Vapuru tam 86 gün yol gidecek. 12 Avrupa ülkesi, 16 liman gezecek. Ve 12 Avrupa ülkesinde Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıtacak. Atatürk Vapuru'na Mudanya'dan binecek. Ama Mudanya'dan binmesinin bence özel bir sebebi var, o da şu. Mudanya sıcak savaşın bittiği yer. Hani Mudanya mütarekesinden görelim. Ve sıcak savaşın bittiği yerde şimdi Uygarlık Savaşı'nı başlatıyor. Sunumumun başında bir şey söylemiştim. Tam aslında oraya geldik. Vapurdan indiğinde ise çok önemli bir tarih. Kıymetli hocalarım tarihten ne diyeceğimi hemen anlamıştır. İzmir suikastine bir gün var. Ve Atatürk İzmir suikastinin bilgisini büyük ihtimalle vapurdayken aldı. O yüzden vapura inerken yüzü çok gülüyor. Ve vapurdan inerken yüzünün çok asıl olduğunu özellikle söylemek isterim. Eğer İzmir suikastı gerçekleşseydi bu gördüğümüz Atatürk'ün son fotoğrafı olacaktı. O yüzden Bandırma Vapuru'nda olan Kazım Dilge, suikasti engelleyenlerden biri olduğu için teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu üç vapur ardı ardına baktığımızda. Atatürk'e yemekler ikram edildi, Atatürk yazılarını yazdı, tesbihler ikram edildi, işte tabakalar ikram edildi. Atatürk dedi ki sergi çok güzel, hadi yola çıkalım. Ben kitabım için hazırladığım bir harita vardı, onu göstermek istiyorum. Siyah'ta gördüğünüz her yere gitmiştir Karadeniz'de. Tek tek bütün limanları tabii ki anlatmayacağım, sadece fotoğraflarını göstereceğim. Gidiş yolu gayet iyiyim. Gidiş yolunda çok iyi karşılanmalarımız var. Özellikle dikkat çekmek isterim, bunlar aslında itiraf devletleri, yani büyük devletler. O Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın savaştığı, Kurtuluş Savaşı'nda Ankara Hükümeti'nin savaştığı büyük devletleri. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kendisini tanıtmaya başlıyor. Ancak dönüş yolu biraz sıkıntılı. Çünkü dönüş yolu, gidiş yolu kadar rahat olmayacak. Artık dönüş yolunda çünkü başka siyasi sıkıntılar var. Evet, 12 limanın tamamını anlatmayacağım ama bazıları ile ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Bu vapurun amacı Türkiye'yi Avrupa'ya tanıtmaktı. Ama ilk durağı Bona oldu. Ve Bona'ya gittiğinde, Bona Cezayir bu arada, Bona'ya gittiğinde, çünkü orası Avrupa değil, gitme sebebini şu olarak söyledi, kömür alacağız. Ama ben de diyorum ki, kömürün nasıl Zonguldak'ta zaten. Dolayısıyla neden burada? İşte oturup bunu araştırdım ve şöyle bir şey gördüm. Bona o zamanlar Fransız egemenliğinde, sömürgesinde olan bir Müslüman ülke. Ve Atatürk bu vapurla birlikte bir Müslüman ülkenin aslında bağımsız yaşayabileceğini Karadeniz Vapuru'yla göstermek için. Zaten sergide hiç açılmamış orada. Ve böyle tek tek limanlar, biraz fotoğrafları görün istedim. Özellikle Barcelona'da. Le Havre ve Marsilya çok önemli bu arada. İki tane Fransız limanı. Le Havre limanında müthiş bir karşılama var. Ama Marsilya'da vapuru kıyıya yanaştırmadılar. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü vapur Marsilya'ya yanaştığında Bozkurt Lotus davası patlamış ve Türkler ve Fransızlar arasında, yani Bozkurt ve Lotus gemileri çatışmıştı ve Türkler ve Fransızlar arasında ciddi bir siyasi sorun başlamıştı. Bu yüzden yanaştırmıyorlar. Ama buna rağmen hani biraz geliyor vapur ve geri dönecek. Londra'da resimleri göreceksiniz. Yine vapuru yanaştırmıyorlar. Çünkü büyük kuvvet İngiltere, güneşin batmadığı imparatorluk. Buna rağmen binlerce katılımcı, Karadeniz Vapuru'nu binlerce katılımcı gezmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımışlar. Karadeniz Vapuru'nun ana evi Amsterdam'da. Bu bizim şeyimiz, o orkestramız. Wonderpark'ta özel bir konser veriyor. 200-300 kişi izliyor Wonderpark'ta. Bediye Celal bizim ilk kadın gazetecilerimizden biri. Bütün anıları gazetelere yazıyor. Zaten biz de oradan okuyoruz. Ve Hamburg vesaire derken artık gidiş yolu bitmek üzere. Şu resimle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hamburg'da bizim ekibimizi dışarıda bir yemeğe davet ediyorlar. Bu yemek, o yemek. Ve dışarıya yemeğe davet ettirdiklerinde masaların üstüne isimleri yazmışlar. Her katılımcının oturacağı yer belli. Fakat tamamıyla temelhanesi. Ve o gün ekip şunu söylüyor. Bütün dünyayı geziyoruz ve hala hiçbir şey okuyamıyoruz. Oturacağımız yerlerin bile neresi olduğunu bilmiyoruz. İşte bu sebeple daha önceden konuşmaya başladığımız harf devrimini bir an evvel devreye koymamız lazım. Robert Kolej'deki öğrencileri çağırıyorlar, onlar okuyorlar isimleri, böyle oturuyorlar ve büyük bir mahcubiyet hissediyor bizim ekip o dönemlerde.
Baltık'ta şöyle bir sıkıntımız var. Hiç tabii güneş batmadığı için sürekli gündüz. Dolayısıyla ekip bir türlü uyuyamıyor. Uyuyamayınca da ne yapalım? O zaman dans edelim. Ekibin en çok dans ettiği, batı danslarına hakim olduğu yer tam da burası oluyor. Stockholm ve Helsinki. Ve son gidiş yolumuz Leningrad. Zaten burada da fotoğrafları bırakacağım. Leningrad'da Sovyet düzeni var o dönemde. Bugünkü St. Petersburg'dan bahsediyorum Leningrad derken. Ve bizim için çok üzücü bir şey söyleyeceğim. Sovyet düzeni bizim vapuru buraya yanaştırmıyor. Yanaştırmadığı gibi Sovyet polisi vapura biniyor. Bütün fotoğraflara el koyuyor. Yani demek ki benim size gösterdiğim fotoğraflardan daha kim bilir neler var ve bunlardan haberimiz yok. İş Bankası gişelerindeki bütün parayı el koyuyor. Bütün haberleşme anı yapıyor. Fakat sonra tabii ki özür dileyecek, tekrar burada açılacak ama o fotoğraflar bir kere artık gitmiş olacak ve bundan sonra artık dönüş yok. Ciddi masraf edilmiştir Karadeniz Vapuru'nda ama Karadeniz Vapuru'ndaki amaç satış yapmak değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni batıya tanıtmaktır. Bu bir hatla ilişkiler çalışmasıdır. Hani günümüzde PR diyorlar ya, bu hatla ilişkiler çalışması tabii 1926 yılından. Çok sayıda ticari anlaşma imzalanmıştır. Çok sayıda yakınlaşma yapılmıştır. Karadeniz Vapuru'nu Türkiye Cumhuriyeti'nin yürüyen bir parçası olarak nitelendirmişler o dönemde. Bir de şu fotoğrafları göstereyim. Yavaş yavaş sonunda böyle bitirip biliyorum çok yoğunum sizi ama Nevin Hanım'la özellikle tanıştırmak isterim. Nevin Hanım, Sanayi Nefise Mektebi, yani Güzel Sanatlar, bu iki adıyla Güzel Sanatlar Mektebi'nde bir öğrenci. Bu yeleği kendisi dikmiş ve Londra'da bir hanımefendiye satmış onun fotoğrafları. Ve bu fotoğrafları İngiliz basını çekmiş. Bizden gelen bir şey değil bu. Nevin Hanım bu fotoğrafı gördüğünde sene 2004'tü. Yani çok yakın bir tarihten bahsediyorum. Ve Nevin Hanım bu fotoğrafları gördükten çok kısa bir zaman sonra hayatını kaybetti. Ve Karadeniz Vapuru'nda hayatta olan son kişi de Nevin Hanım da artık 2004'te hayatını kaybetmiş oldu. Haliyle basında çok yansıdı. Hem Türk basınına. Tabii ki dalga geçenler de var. Böyle Akbaba dergisini duymuşsunuz Akbaba'ya. Akbaba'da böyle çizimler olabiliyor. Türk basınına yansıdı. Ben kitabımı yazarken hususi olarak daha farklı bilgi alabilmek için Fransız ve İngiliz basınına gitmiştim. Fransız basını çok sayıda gazetede Karadeniz Vapuru'ndan bahsediyor. İngiliz basını için şunu çok ilgimi çekmişti. Bir Türk şovu diyor Karadeniz Vapuru için. Türkler tam bir şov yaptılar diyor. Ve ben bu kupürü kitabımın ön sayfasında kullandım. Çünkü orada çok özel bir şey yazıyor. Ve diyor ki, Avrupa'nın hasta adamı kendisini nasıl iyileştirdi? İşte o iyileştirmeyi biz bu vapurla gördük diyor. Bugün Cumhuriyet'in 99. doğum gününde biraz Deniz Cephesi'nden ben kurtuluş mücadelesi anlatmak isterim ama baştan sona her zaman söylediğim bir şey var. Bandırma vapuru emperyalizme karşı tam bağımsızlık savaşının sembolüken Karadeniz vapuru'nda geri kalmışlar karşı uygarlık savaşının sembol olarak denizlerde kendini gösterdi. Bugün Samsun'da bandırma vapurunun maketini gezebilirsiniz. Bugün Karadeniz Ereğli'de Alemdar Vapuru'nun da maketini gezebilirsiniz. Ama Karadeniz Vapuru'ndan hiçbir eser bulamazsınız. Tamamı Uday'a ayrılmış, tamamı Jilet Vapuru'nda kullanılmıştır. Ama son bir cümle söyleyeceğim. Her birinde de bir Atatürk zekası var. Atatürk'ü Atatürk yapan üç şey var. Çok önemli üç şey var. Bir sürü şey var da ilk üçten bahsediyorum. His, vicdan ve dima, yani akıl. His de zihin, vicdan da zihin ve akıl da zihni birleştirdiğinizde bir Atatürk çıkar karşınıza. Ve o Atatürk'ün öyle bir özelliği vardır ki söz ve eylem birliği vardır. O yüzden o söz ve eylem birliğini her zaman gerçekleştiren bu liderin önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 99. doğum günü kutlu olsun. Sabırla dilediğiniz için teşekkür ederim. Keyifle izledim. Çok teşekkür ediyorum. Yani gözlerim yaşardı. İlk kez duyuyorum böyle bir şey. Ben emekli bir öğretim üyesiyim. Gülhane'den emekliyim. Subayım. Ve ilk kez o kadar çok bu konuları dinledik ama Deniz Kuvvetleri'nin bu konudaki konferansı ilk kez sizden dinliyorum. Ya da ben kaçırdım diğerlerini. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok duygulandım. Bu yaşta bunları dinlemek çok güzel. Sağ olun. Merhaba. Ben de Elim Hocam'a çok teşekkür ederim. Açıkçası ben de çok etkilendim çünkü ben Deniz Kuvvetleri mezunuyum. Emekli ve albayım.
Yani askeri lisede harp okulu okudum. Tarih derslerinde hiçbir bu şekilde anlatılmadı bize. Daha doğrusu tarihin deniz tarihi kısmı. Ben açıkça inşallah kendisiyle iletişim kuracağım deniz kuvvetlerinde özellikle tabii askeri lise kalmadı, kapatıldı ama harp okulunu daha tarih varsa bilmiyorum. Deniz tarihini ayrı bir ders olarak ben de bunu girişimde bulacağım. Tabii sizin katkınızda. Tabii üç gemi içinde çok detaylı, çok güzel bir araştırma. Çok teşekkür ederim gerçekten. Bunu tabii tarihi bir araştırmak var, bir de bunu anlatmak var. Ben açıkça o anlatma kısmıyla çok problemliydim. Yani benim tarih çok kötü. Çünkü bize, ben tabii 85'te girdim askerliğe, 93'te mezun oldum. O zamanlar böyle tarih sırasıyla tarihler şeklinde anlatılırdı. Onların iç detayları biraz o hikayeleştirme, yani ilginizi çekecek ve aklınıza kalacak noktalar çok anlatılmazdı. Belki o yüzden biraz bu konuda zayıfım. Açıkça çok etkilendim. Ben de Ereğli'de bu törenlere katılmıştım. Alenda gemisiyle ilgili çünkü her sene törenler yapılıyor. Bununla ilgili konferanslar yapılıyor. Bilmiyorum hocamla biz daha yeni tanıştık. Açıkça sosyal medyadan tanıştık ve ben o yüzden geldim. Ben açıkça tekrar deniz kuvvetlerinin bu konuda bilmiyorum ne kadar bağlantıları var. Biz deniz yani silahlı kuvvetler olarak öz eleştiri yaparsak tabii ki görevimiz sadece harp ama elimizdeki bir takım belgeleri, bilgileri ya da varsa malzeme tesisatları akademik insanlarla paylaşma konusu tabii çok yani son yıllarda tabii ki gelişiyor ama eskiden çok şey yoktu. Şimdi açılmaya başladı. Ben bu konuda da destek olmak isterim. Açıkça eğer tabii böyle bir ihtiyaç varsa. Çünkü çok etkilendim ve deniz kuvvetlerinin asıl bu işinin bu tarih kısmını da hem kendi personeline, subay, assubay, hem de belki etki ettiği tüm birimlere aktarmasını mesela deniz muharebesi dediği an acayip mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyorum. Karadeniz Ereği'de bugün Alemdar Vapuru'nun bir replikası var. Ben replikanın içinde Alemdar Vapuru anlattım. Yani çok benim için acayip bir şey. Yani neler hissettiğimi tahmin bile edemezsiniz. Hani şimdi size anlattım ya böyle, orada göstererek anlattım. Hani buradan döndü falan. Hani buraya oturdular gibi anlattım. Tabii çok heyecan verici olmuştu. Ben hani aslında sunum esnasında da söylemişim de sizin söylemenizin üstüne de. Bilmiyorum bugün beni burada dinleyen herkes ne kadar buna katılır ama kesinlikle ders müfredatına girmesi gerek. Kesinlikle. Ve aksi takdirde işte hiçbir şeyin içi ayrıntısı anlaşılmıyor, bilinmiyor. İşte o tek deniz muharebesinden haberimiz yok. Mesela ben şu anda mevcutta da bir vapur çalışıyorum. Şimdi spoiler vermeyeyim diye söylemedim. Dolayısıyla onu da bitirdiğim zaman bir şey çıkacak karşıma. Yani ve şu an çok heyecanla okuyorum. Bir muharebe daha buldum mesela ben. Var bir muharebe daha var, çok enteresan. Ereğli'de herkes, Ereğli'de bir liseye gittim ben. Alemdar Lisesi isminde bu arada. Hem Alemdar Lisesi'nde hem Alemdar Vapuru'nun içinde anlattım Alemdar'ı. Ereğliler dahi bu kadar ayrıntılı bilmiyordu. İnanın Ereğliler dahi bilmiyordu. O yüzden hani gerçekten hani gerçekten dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum katkılarınız geldiğiniz için. Merhaba. Öncelikle bu sunumunuz için çok teşekkür ederim. Benim konu birazcık bu üç vapurdan bağımsız olacak ama bu Karadeniz'de Kurtuluş Savaşı yıllarında bir Rüsumat gemisinin ismini evet, duymuştum. Evet, doğrudur. Onun hakkında biraz bilgi istedim. İşte spoiler verin. Aynen. Başka bir etkinlik. Başka bir tamam, teşekkür ederim. Tam olarak olsun. Başka sorusu olan da eklemek istediğim. Son. Önce eski öğrencimizin bu kadar güzel bir sunum yaptığı için teşekkür ediyorum. Ben sadece bir öneride bulunacağım. Bir de Gülcemal Vapur'umuz var. Yani bu üçlü dörtlemek lazım. Özellikle dinleyici kitlesinin edebiyatçı olduğunu dikkate alırsak hakkında benim bildiğim en az 30 tane türkü var. Özellikle Mübadele'de çok sıkça kullandığımız. Çalışmanıza onu beklerseniz çok daha verimli olur diye düşünüyorum. Nacizane bir öneri. Çok teşekkür ederim. Burada olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Merhaba. Öncelikle teşekkür ediyoruz hocam. Bizi kırmadınız, zamanınızı ayırdınız. Sağlık sorunlarına rağmen yine de çok güzel bir, etkileyici bir sunum benim için. Ben hani parça parça çok az şey biliyorum hepsiyle ilgili. Ben tarihçi değilim. Ama çok etkilendim. Şöyle bir şeyde çıkarımda bulundum kendimce ama doğru mudur sizden bir hani değerlendirme istiyorum.
Bizim bence özünde hani iki şey benim dikkatimi çekti. Özellikle Alemdar ve Karadeniz Vapuru'na dikkatimi çekti. Belki dinleyici diğer arkadaşlar da katılır. Bir, sıra dışı olmamız lazım. Yani sıra dışı olacaksınız ki Alemdar'ı kurtaracaksınız, sıra dışı olacaksınız ki Karadeniz'i yürüteceksiniz. Hatta sıra dışı olacaksınız ki Bandırma'ya bineceksiniz. Hani bu Cumhuriyet için, bu toplum için geçerli. İkincisi de Alemdar da bizi horon kurtardı. Karadeniz'de bizi tiftik keçisi lokum döner şahlandırdı belki de. Hani özümüzü, kültürümüzü bilerek kaybetmeden aslında çok şey yapabiliriz dünyada. Yapmışız, yapıyoruz. Hala da yapıyoruz bence. Hani özellikle hani genç arkadaşlara bizlere buna dikkat etmesi bence anlamlı olur, değerli olur diye düşünüyorum. İşte bu yüzden şimdi benim öğrencilerim de var, eski öğrencilerim görüyorum. Onlara çok bildiğim bir cümle söyleyeceğim. Ben her zaman şunu söylerim. Kemalist devrim tamamen Türk'ün öze dönüş projesidir. Atatürk tamamen öze dönerek bütün her şeyi yazdı. Bunu ayrıntılı işlediğimiz zaman onun öyle olduğunu biliyoruz. Doğru sistem. Buyurun. Sabri Hocam, teşekkür ederiz. Ben şeyi merak ediyorum. Atatürk başından sonuna kadar gemide bulundu bu yolculuk başından tekrar Atatürk. Karadeniz'de mi? Hayır, Atatürk sadece bir gün kalıyor. Bir gün kalıyor, şeyde biniyor. Mudanya'da biniyor, şeyde Bandırma'da biniyor. Sadece bir gün teftiş ediyor ve diğer yer yazısı var. Yemek yiyor ve hemen ertesi gün vapurda iniyor. Sanırım başka yok sorumluluğu da katkıda bulmak isteyen. İlgilendirici ve ufuk açıcı konuşması için hocamıza çok teşekkür ediyorum kendi adına, hem de Türkiye'ci topluluğu adına. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Genç Kariyerler Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Türkiye'ci Araştırma Topluluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen Kurtuluştan Kuruluş'a 3 Vapur 1 Liman konulu panelimiz burada sona ermiştir. Başta ilgin bilgilerini bizlerle paylaşan değerli hocamıza ve bu son anda bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza katılımlarından ötürü teşekkür eden iyi günler dileriz.